Merhabalar efendim, ben Nurgül. Kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Benden sürekli sos tarifi istiyordunuz. Bugün sizlere çok lezzetli bir sos tarifi hazırladım arkadaşlar. Bu sos tarifimi kırmızı ette, beyaz ette, tavuk da kullanabilirsiniz. Hepsine müthiş yakışıyor. Şiddetle tavsiye ederim. Özellikle bu şekilde bonfile kızartmasında, tavuk bonfile kızartmasında, köfte kızartmasında arkadaşlar kullanabilirsiniz. Hepsine 10 numara 5 yıldız diyebilirim. Deneyin, mutlaka sizler de çok beğeneceksiniz. Ayrıca denediğiniz tariflerimi yorum kısmına paylaşırsanız mutlu olurum. Yapacak olan arkadaşlara da fikir vermiş olursunuz. Eğer hala kanalıma abone değilsiniz, şimdi abone olabilirsiniz. Zil sesini açarak takip edebilirsiniz. Bu şekilde sos tariflerim olacaktır. Farklı menüler paylaşacağım. Takipte kalın derim efendim. Evet, sizleri daha fazla bekletmeden hemen malzeme listemize geçiyoruz. 1 yemek kaşığı tane karabiber. Arkadaşlar size eğer fazla gelirse yarım yemek kaşığı da kullanabilirsiniz. Bu sosumuz karabiberli sos tarifi. Onun için karabiberimiz biraz yoğun olacaktır. Ama dediğim gibi sizler yarım yemek kaşığı da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı un, 1 kutu krema, yani 200 milim arkadaşlar, 1 bardak et veya tavuk suyu, 1 tane soğan, biraz limon suyu ve tuz. Evet, sosumuzun malzeme listesi bu şekilde. Şimdi sosumuzun yapılışı arkadaşlar. Tenceremizi ocağa alıyoruz ve ısıtıyoruz. 1 yemek kaşığına yakın tane karabiberlerimizi ekliyoruz ve kısa bir süre kokusunu çıkana kadar kavuruyoruz. Daha sonra 1 yemek kaşığı tereyağını ilave ediyoruz. Tereyağı ile birlikte karabiberleri kavuruyoruz. Daha sonra ince kıyılmış bir tane baş soğanı ekliyoruz ve kavurma işlemimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bu kavurma işlemlerini orta ateşte yapıyoruz. Yüksek ateşte yapmayalım. Çok çabuk yanmasınlar. Ama uzun bir süre kavuralım. Çünkü rengini alması için, sosumuzun rengini alması için bu kavurma işlemi önemlidir. Evet. Daha sonra soğanımızı da kavurduktan sonra 1 yemek kaşığı unumuzu da ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Sürekli arada bir karıştırıyoruz. Ben derin dondurucu önceden yapmış olduğum kemik suyum vardı. Et suyum. Onu kullandım. Yaklaşık 1 bardak kadardı. Sizler dilerseniz tavuk suyu da kullanabilirsiniz. 1 kutu kremayı da kontrollü bir şekilde ilave ettim. Sürekli karıştırarak kıvamını kontrol ettim. Tamamını birden dökmedim arkadaşlar. Sizler de ilk etapta bu şekilde yaparsınız. Yoğun kıvamlı bir sosu elde edeceğiz. Evet, sosumuzu şimdi lezzetlendireceğiz. Biraz tuz, yarım çay kaşığı kadar da kırmızı toz biber ekleyip karıştıralım ve orta ateşte sosumuzu kaynamaya bırakalım, özleşsin biraz. Artık sosumuzun sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar. Sosumuzu lezzetlendirmek için de kontrollü bir şekilde limon suyu sıkalım. Karıştıralım. 1-2 taşım kaynadıktan sonra artık sosumuzu ocaktan alalım. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. İnanılmaz lezzetli bir sos arkadaşlar. Evet, sosum hazır arkadaşlar. Bu sos tarifimi ben bonfile kızartmasında, tavuk kızartmalarında kullanıyorum. İnanılmaz güzel oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Dediğim gibi bu şekilde farklı sos tariflerim olacaktır. Mutlaka zil sesini açmayı unutmayın. Kanalıma abone olduktan sonra lezzetli sos tariflerimi kaçırmayın derim. Evet, yapmışken de menümü tam olarak paylaşmak istedim sizlere. Dana bonfileyi kalınca kestikten sonra döküm tavamı ocağa aldım ve hiç yağ koymadan ocağı açarak tavamı ısıttım. Isınmış olan tavama biraz zeytinyağı ekledikten sonra hemen bonfile etlerimi tavama aldım. Tane karabiber, hardal taneleri, rosmarin, taze kekik,
Bu şekilde bunları da ekleyerek bonfilini kızartırken lezzetlendirdim. Evet, gördüğünüz gibi kısa bir süre sonra bonfile etleri güzelce kızarmaya başlıyor. Eğer çok pişmiş isterseniz süresini biraz daha pişerken artırabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde 2-3 dakika içerisinde çevirmeniz yeterli olacaktır. Biz içerisini orta pişmiş seviyoruz. Biraz pembemsi sevdiğimiz için ben çok pişirmiyorum ve etini kurutmuyorum. Ama tercih meselesidir, size kalmıştır. Siz nasıl seviyorsanız o şekilde etinizi kızartabilirsiniz. Daha sonra tuz ve karabiber ile tekrardan lezzetlendirdim. Servis tabağıma aldım bu şekilde. Tabii kızartırken de sarımsak da ekliyorum. Onu da acayip lezzetli oluyor. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Evet. Tabağıma tekrar biraz zeytinyağı aldım ve sebzelerimi kısa bir süre kızarttım. Bunlar da yanına garnitür olarak kullandım. Garnitürlerimi de lezzetlendirmek için iri çekilmiş karabiber ve tuz ilave ettim. Bu şekilde sebzelerimi biraz al dente, diri hissedilecek şekilde bıraktım. Gnocchi bir İtalyan mantısıdır. Patates püresi ile yapılıyor. Patatesten yapılıyor arkadaşlar. Ben bunu hazır kullandım bu kez. İnşallah ileriki günlerde bu gnocchi mantısını sizlere paylaşacağım. Kendim yapıp şimdilik bu şekilde menümü göstermek istedim. Evet, ben bu şekilde menümü hazırladım. Sizler dilerseniz pirinç pilavı da yapabilirsiniz ya da makarna haşlayabilirsiniz. Hatta patates kızartması da yapabilirsiniz. Biz genelde patates kızartması da tercih ediyoruz. Çünkü evde patates kızartması çok seviliyor. Evet, ben bu şekilde menümü hazırladım arkadaşlar. İnanılmaz lezzetli bir menü oldu. Evet, servis tabağıma bonfile etlerimden, sebze garnitürümden, gnocchi mantısından ve en son olarak da sosumdan bolca dökerek biz afiyetle yedik. Umarım sizler de yapınca çok beğeneceksiniz. Kanalımda oldukça farklı sos tariflerini bulabilirsiniz arkadaşlar. Balık sosları, tavuk sosları, bu şekilde et sosları, sebze sosları, birçok sos tarifim kanalımda mevcuttur ve paylaşmaya da devam ediyorum. Kanalımda beğeni ve yorumlarınızla beni yalnız bırakmamanızı rica ediyorum efendim. Evet, bugünlük bu kadar. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.